bahset. İşletmenden bahset. Koyunculuk ve keçicilik yapmaktayım. Evet. Kendi çapımızda. İşte... Ne kadar süredir yapıyorsun Ahmet amca? Aşağı yukarı bu işi ben 50 senedir yapayım. Evet. Ama eski günlere göre şimdiki işler girdiler pahalı olduğundan. Aynen. Zorunlaştı şimdi koyun sütü sağlamıyor. Evet. Yünü para etmiyor. Senin zaten koyunlar etirkler herhalde. Etirkleri, merinos. Eskiden ben koyun yünlerini kırkıyordum, yemimi çıkarıyordum. Evet. Bak, merinosa beşevlere götürüyorduk. Kışlık yemim çıkıyordu. Şimdi atıyoruz oraya. Evet. Kırkın parası da cepten gidiyor bırak. Aynen. Anlaşıldı mı? Hani bir kuzuya çalışıyoruz, bunu da böyle bir düşüyor, kalkıyor. Evet. Eğer düştüğü zamana denk gelirse yeme bağışlıyoruz, ondan sonra bedava çobanlık bir sene daha. Hadi aynen. Bir daha seneye iyileşir, hadi şu olur, bu gider. Sıkıntılar gerçekten çok fazla sıkıntı var. İnşallah programın ikinci bölümünü komple zaten sıkıntılarımıza ayıracağız. Teyzemize de verelim. Teyzemiz de bir kendini tanıtsın. Ben Yeniköy'den Pembe Şerif Kara. Evet. Sen de dayıya yardımcı oluyorsun herhalde. Evet. Ben de dedeme yardımcı oluyorum. Keçiler de var sizde. Keçi var. Koyun var. Evet. Sağımını falan elle yapıyoruz. Sağımını elle yapıyoruz. Evet. Sen yapıyorsun tabii bunu. Evet. Allah yardımcın olsun. Torununla beraber savuyorsun. Abi sizi de bir tanıyorum. Siz de kendinizden biraz bahsedin. Ben de Yeniköy'den Erdoğan Kara. Evet. Koyunculukla uğraşıyoruz. Evet. Keçi, koyun. Evet. Sahnen keçiciliğine başladık daha yeni. Evet. Hakiki sahnen. Bursa Birlik'ten aldık tekeyi. Çok iyi. Merinos koyunculuk yapıyoruz. Fabrikada çalışıyordum daha önce. Bıraktım bu işi yapıyorum ama zorlaştırdılar bu işi de. Evet. Yem pahalı. Maalesef. Yün para yapmıyor zaten. Sütü de yok. Senede bir sefer kuzu. Evet. Bu işi yapıyoruz işte. Allah yardımcımız olsun. Arada olsun. Seni de bir tanıyalım. Sen de bir bahset. İsmail Kara, Yenişehir Yeniköy'den. Evet. Ben de bu hayvancılıkla uğraşırım, koyunculukla. 4 yıllığına 100 koyun aldım. 80 milyar. Evet. Bana faizler düşük dediler zamanında. Evet. Girdim. Yemler pahalı. Et fiyatları düştü. Dalgalı olduğundan dolayı. İşim bozuldu. Battım. Ne zaman oldu bu? Ne zaman yaptın abi bunu? Bunu 4 yıllığına aldım ben. Evet. Yıllık 3 milyar sigorta parası ödenecek. Faizsiz kredideye girdim ben bu işe. Evet. Ödeyemedim. Faizler yükseldi bir anda. Evet. Faiz yok dediler. Faizliymiş abi. Çıkamadım ben bu işin içinden. Battım. Evet. Battım. Yani peki insanlara bu faiz konusunda, yani daha doğrusu faiz konusunda demeyeyim de bu krediyle bu işe sıfırdan girmenin çok kolay olmadığını da anlatmak gerekiyor. Yani bu insanların, çünkü biz canlı hayvanla uğraşıyoruz. Her an hani sigortalıyorlar, tamam hayvanlar evet. Sigortalanıyor ama işte fiyatlar, bizim işte kuzu fiyatlarımız her geçen gün değişebiliyor. Çok oynaklık gösteriyor. Evet. O yüzden insanlar kredileri alırlarken bunu en kötüsünü hesap etmeleri gerekiyor. En kötü evet. Durumda ne olur mu da hesap ederek, yani son birikimlerine girmemeleri gerekiyor değil mi yani? Evet, siz de... girmemeleri gerekiyor. Aynen. Abiye bir verelim. Sen bu işletmedesin. Evet, bu işletmedesin. Bu işletmedesin. Hangi ırk koyun yapıyorsunuz? Merinos. Merinos. Merinos ırkı. Yani et. Et ırkı. İçin... Zaten sütü yok, bir kuzu işte. Et. Süt yok maalesef. Evet. Birazcık Merinos'tan bahsedebilir misiniz? Yayılımı nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yayılım, randımanı ne şekilde? Bir de bunlar Yalova Merinos'u mu diyorsunuz bunların? Nasıl oluyor bunların? Normal Merinos. Normal Merinos. Bu Karacabey Merinos. Karacabey Merinos. Karacabey Merinos'u. Yazın yayılım işte, kış gelince kapatıyoruz yeme. Yazın gidiyoruz. Mera'dan iyi güzel faydalanıyoruz. Ama. Mera'dan faydalanıyoruz. Peki bu keçi de yapıyorsunuz. Keçi de yapıyoruz. Sahnene girdiniz. Sahne. Bu eskiden beri keçi var mıydı yoksa yeni mi? Eskiden de vardı. Eskiden kara keçi Halep yaptık eskiden. Evet. Şimdi sahnene döndük. Sahnen daha iyi geldi. Daha iyi. Mera'ya daha uygun oluyor. Evet.
Yemliyoruz da. Şimdi eskiden kara keçi mi yapıyorduk? Kara keçiden Halep'e döndük. Evet. Halep teke saldık. Evet. Şimdi sahne yapıyoruz. Halep'i bitirdik. Sahnenin sütü evet. daha sütü verimli. Daha iyi, daha verimli. Verimli. Halep'ler biraz dayanıksız oluyor. Bunlar daha iyi. Peki sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sütü peynir yapıyoruz. Hı hı. Peynir yapıp peynir satıyoruz. Peynir pazara mı çıkartıyorsun? Yok, toptan Gemlik'ten gelip alıyor toptancılar öyle. Hı hı. Bu şeyde koyunlarda koç ayrımı yapıyor musun? Yapıyoruz. Koçlar şu an ayrı. Ayrı. Doğum başladığı gibi ayırıyoruz koçu. Onu böyle bir anlatabilir misin? Yani ne dönemlerde ayırıyorsunuz? Ne zaman koçu katıyorsunuz? Mayıs'ın 10'unda ilk haftasında koyunu kırkıyoruz. Evet. Bir hafta 10 gün geçiyor, tüyünü düzüyor, salıyoruz koçu. İşte koçlanması bitiyor. Koyun doğuma başladığı zaman hemen ayırıyoruz koçu. Evet. Tekrar koç almasın diye. Kuzulaması bitiyor. Evet. Koyun bir araya toparlanıyor. Arkadan bir daha salıyoruz evet. koçu. Ayırıyoruz kuzu yanasından. Bu Merinosların ikizlik oranları nasıl? Yüksek. Yüksek. Yüksek oluyor. İkizlik oranı yüksek. Bu ete daha iyi geliyor. Ete daha iyi geliyor. Peki bu herhangi bir koç katımından evvel evet. Herhangi bir bu hani flushing diyorlar ek yemleme tarzında bir şey yapıyor musun? Yok. İkizlik oranını arttırmak için. Yok yapmıyoruz. Niye yemiyor. Yapmıyorsun abi? Bunu mesela o şimdi flushing diyorlar bu ek evet. yemleme. Şimdi bu koçu bunu hani uzmanlardan ben çok kaba anlatacağım ama evet. hani bunu uzmanlardan öğrenebilirsin. Çünkü ikizlik oranını gerçekten çok yükselten bir olay bu. Evet. Koçu katmadan işte 15 gün, 20 gün evvel evet. Ek bir yemleme yapıyorsun. Hem koyuna hem koça da yapılıyor bu. Ek bir yemleme yapıyorsun. Bu ikizlik oranını arttırıyor. Evet. Onu biz uygulamadık işte ilerleyen evet. senelerde. Yani onu bence bir araştırın. Yılda kaç kuzu alıyorsunuz? İki kuzu alıyoruz. İki kuzu. İki kuzu alıyoruz. Bakım iyi oldu mu? Bakım iyi olması evet. gerekiyor tabii. Tabii. Şimdi şu anda öyle bir durumdayız ki dediğim evet. gibi yani bunlardan hep bahsedeceğiz. Aslında normal şartlarda yılda iki kuzu almak çok iyi değil ya. Koyunun uzun vadede bakımını etkiliyor. Daha tabii. genç yaşta yıpranıyor tabii, koyunlar yıpranıyor. Ama biz maalesef işte bu tek gelir kaynağımız evet. et olduğu için ne kadar çok üretebilirsek o kadar iyi, o kadar iyi durumundayız. Evet. Şimdi koçu kattık. Evet. Her şey tamam. Kuzularımızı aldık. Evet. Kuzu yetiştirmesini nasıl yapıyorsunuz abi? Ne şekilde, ne kadar süre annesini emiyor, ne kadar süre sonra ayırıyorsunuz, kaşak yapıyor musunuz? Sizde tabir kaşak mıdır bilmiyorum ama. Kesime kadar emiyor annesini. Fenli yem veriyoruz. Evet. Yonca, fenli yem. Ufaktan daha fazla yem vermiyoruz işte. Ot dimeye alışıyor. Yonca, peki, ondan sonra fenli yem. Şey yapmıyor musunuz? Ayırma yapmıyor musunuz hiç anneden? Ayırıyoruz. Annesinin yanında tutmuyoruz. Sabah evet. emiyor 15-20 dakika yarım saat hemen ayırıyoruz. Akşam da aynı yarım saat emiyor ayırıyoruz. Ayırıyorsunuz. Yeme. Ne kadar süre sonra ayırmaya başlıyorsunuz anneden tamamen? Anneden yemeye başladı mı işte 15 günlük falan oluyor. Başlıyoruz ayırmaya. Kuzu beslemesini nasıl yapıyorsunuz? Şey olarak fenli yem mi? Fenli yem kullanıyoruz. Kuzu büyütme başlangıç. Kuzu büyütme başlangıç. Evet. Peki aşağı yukarı ne civarda et? Kilo mu alıyorsunuz kilo olarak? 20 kiloyu geçiyor. 22-23 kilo üst üste. Karkas olarak mı? Yok, sade et. Şey kar şey olarak. Karkas yani olarak. Canlı ağırlığından bahsediyorum. Canlı ağırlığı 45 kilo. 40-45 kilo. Evet, 45 kilo. Aynen. Peki bu önleyici ekimde aşılamalar nasıl yapıyorsunuz onları? Aşılamaları bahar şey broz aşısı yapıyoruz işte senede 2 sefer. Evet. Koyuna bir yeme girirken yapıyoruz, bir de bahara çıkarken. Öbür aşılarını da yapıyoruz. Toklulara zaten burselle oluyor. Evet. Öyle. Kuzularda... Parazit aşısını yapıyoruz. Peki bu kuzu ölümleri, hani bugüne evet. kadar ciddi yüksek miktarda kuzu ölümleriyle falan karşılaştınız yok, mı? Yok, hiç yaşamadık. Ölmedim. Hiç olmadı. İlla oluyor hayvan olan yerde. Evet. Tek tük oluyor. Ya öyle tek tükten bahsediyorum. Geniş manada oldu. Yok, öyle daha hiç şimdi olmadı. Şimdi Türkiye'de bu ciddi bir sorun. Hani bu konuda da ben fikirlerinizi almak istiyorum sizin yani evet. kuzu ölümleri ciddi bir sorun. Öyle de hiç bunu yaşamadık. Siz yaşamadınız. Bunu sizce neden oluyor? Siz ne yapıyorsunuz da mesela? Siz önleyici hekimliği iyi yapıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet aşısını şeyini evet, hepsini yapıyoruz koyunun. Spreyini falan sıkıyorsunuz karnına hepsini. Kuzunun. Evet. Bunu insanlar bilinçlenmesi gerekiyor maalesef. Bu Türkiye'de ciddi bir sorun. Kuzu ölümleri evet. gerçekten ciddi bir sorun yani. Bunu da engellemek gerekiyor. Evet. Kuzuları
nasıl yapıyorsunuz? Kime kestiriyorsunuz? Pazar sorunu falan herhangi bir sıkıntı yok. Yok, o sıkıntımız yok. Kasaplara kestiriyoruz. Kasaplara. Celep şeyi falan yok burada herhalde. Celep de oluyor. Evet. Aracı oluyor işte. Kasaplara kestiriyoruz. Ne civarda şu anda fiyatlar abi? Fiyatlar 35-36 şu an herhalde. 35-36. Bu şimdi bizim işimiz sıkıntılı, zor bir iş. Evet, zor. Biz sürekli İşimizin ağırlığından evet. şikayet ediyoruz, zorluklarından şikayet ediyoruz ama şöyle bir durum var. Bizim sektöre yeni girecek genç girişimcilere ihtiyacımız evet. var. Bunlara neler tavsiye edersin? Nasıl bu işe başlamalarını, neler yapmaları? Yani küçükbaş hayvancılığı tavsiye ediyor musun? Seviyor musun mesela? Sen ben severek yapıyorum. Doğduğumdan evet. beri bunun içinde büyüdük. Hı hı. Gençler yapmıyor şimdi. Memnun musun? Memnunum. Yani getirisinden... şimdi insanlar fabrikalarda çalışmayı daha çok özenmiş vaziyetteler şu anda. Evet. Bunu kıyaslarsan hani iki fabrikada çalışmayla burada çalışma evet. bunun hakkında ne düşünüyorsun? Fabrikada rahat çalışma rahat bu iş zor. Evet. Bunu herkes yapamaz yani zor meslek. Evet. Gönülden yapması Sevmek lazım. Gerekiyor. Sevmek gerekiyor. Aynen. Aynen. Dayıya da bir verelim. Mikrofonu dayıya verelim. Dayı sen ne diyorsun bu işe yeni girecek arkadaşlar için? Her bir şeyin bir riski var kardeşim. Evet. Yani şimdi bunu ben şimdi 500 koyun da olsa şöyle üstünden bir baktım hangisi rahatsız olduğunu, niye evet. rahatsız olduğunu bilmem lazım. Bilmeyerek yaptığın işten zarar edersin. Evet. Şimdi al bir sürü koyun kasabalı verip anlamaz. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi öyle bir merak var ki mesela ki fasulye yerleri, kelem yerleri gübreyle, dopingle büyümüş ot başka, meradaki ot başka. Sen bu ota salarsan ölümler oluyor. Evet. Yani bunları bilinçli olman gerekiyor. Evet. Anlaşıldı mı? Hani öyle bir zaman gelir ki yaz yağmuru böyle ıslar koyunu merada. Yengen de burada bak. Evet. Ulu tam böyle yaylımı kesti koyun kalktı yuvarlanıp pörseleniyor. Bir baktım ki 20 tane koyundan kan aldım. Eğer kan almasaydım 20'si de ölecekti. Evet. Öyle bir şeye giriyor koyun. Evet. Güneş birdenbire açtı. Mesela ki bu işleri yapan kişi bir araba tamircisi gibi bunun staj yapması lazım. Yanında, staj yapması aynen. lazım. Yani aynen. şunu kitaptan okumayla değil bu yaşayacaksın. Hı hı. Aynen. Yani. İşte bu şey çok önemli mesela orada çok haklısın yani gözlemlemek yani çok önemli. Yani bu da tecrübeyle oluyor değil mi? Yani tecrübeyle oluyor. Yani. Anlaşıldı mı? Benim mesela ki şurada bir yer var ki 8 dönüm bir yer. Evet. İçinde bir öldürücü ot var. Bak. Evet. Onu bilemiyorum nasıl ottuğunu. Yengene çevir lan gene girdi oraya diyor. Geçen sene 3 sefer ekiz kuzulu koyuyorum. Bir tutuyor bana bak kapkara oluyor kanı. Allah Allah. Bir anda ölüyor. Ya zehir versen o kadar etkilemez. Hani bu meranın neresinde ne ot var, ne var? Bunları bilinçli olarak çobanlığını yapman gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Doğru yani, söylüyorsun. Çok haklısın. Yani, sen ne kadar zamandır yapıyorsun dayı bu işi? 70'ten beri yapayım. Evet. Hep küçük baş mı yaptın? Büyük başa döndüm işte. Bununla oynuyorlar bazı işte. Büyük olduğu için büyük batayım. Evet. Damda olduğu için bakım gücün biter. Evet. Ondan sonra batmak zorunda kalırsın. Ama bunu satamadım, salıyorum meraya. Doğru. Merada ondan sonra vakit düzeliyor. Hı hı. Gene ekmek yiyoruz yani. Evet. Anlaşıldı. Kurbanlık yapıyor musunuz değil mi? Kurbanlığa da bıraktığım oluyor. Diyorum ki, diyorum ya işte bak şimdi kuzu kesimlere 36 lira. Bir bakmışsın, ta bilmem nereden kuzu getiriyorlar, pat, kuzu düşüyor 20 lira. Evet. Ne yapacaksın kurtarmıyor, salıyorum, kurbana besliyorum. Evet.
yani. İşte koyunda öyle bir küçük başta avantaj bir avantaj var. Aynı. Var. Yayılım son bir ay kala besiye çekiyorsun. Onun haricinde yayılımda kuzuyu büyütebiliyorsun. Yani. Aynen. Yani. Senin bu şimdi bu yeni şeyler çıkıyor. Ne derler? 2018'de yeni devletimizin vaatleri var. İnşallah bekliyoruz. Bu mesela küpe şimdi bize mesela küpe biz hep bunu dile getirdik. Bundan evvel sürekli programlarımızda dile getirdik. Bir küpe ücreti var biliyorsunuz. Küpelere para veriyoruz. Bu belki cüzi gibi gözüküyor ama toplu olduğu zaman işte sıkıntı yaratıyor. Küpesi düşüyor. Ya ne kadar şu anda bilmiyorum küpe düşmesinin ücreti ama bayağı bir ciddi bir rakam oluyor. Şimdi küpeler ücretsiz diyorlar 2018 şeyde. Şimdi efendim bak şimdi bu küpe deyince evet. Ya şimdi milleti şey demeyeyim yani aşağılayamıyorum. Kelebek gibi kocaman küpe takmış. Ben Avrupa'dan inek aldım rapiye gibi. Evet. Tek buraya koymuş. Bunlar kelebek gibi sallanıyor ediyor. Der ki burada deliği büyültüyor, yara açıyor. Geçen sene koyun böyle yapıyor yapıyor kurtlanmış kulak. Kopardım attım. Evet. Ya böyle küpe mi olur? Küpe dediğin rapiye gibi şık. Ben aynen. Avrupa'dan inek aldım, simenta inek. Evet. Şöyle bir vurmuş gelip hiç şey yok. Şimdi bu küpelere bak bak. Nasıl? Kelebek gibi o oynuyor, ediyor. Aynen. Kendi kopuyor, yara açıyor. Aynen. Böyle bilinçsiz işler yani. Bu küpe bu kadar büyük olmaz. Evet. Bir de şey mesela benim koyunlarımın yarısında küpe yok. Çünkü sağa bir takıyor, bir çekiyor, evet. Cart diye yırtılıyor. Yırtılıyor. Yani. Yani. Küpelerin gerçekten boyutlarının bir ayarla... Gerçi bu şey olacakmış ama çipli küpe havası falan var galiba. Yani onlar daha öyle küçük. Bir şeyler düşünsünler. Bu böyle kelebek gibi ya kocaman kulak kadar küpe olur mu? Evet. Doğru. Çok haklısın. Yani. Çok haklısın. Bu aşılar falan da mesela bize ciddi bir şeydi, yük getiriyordu. Bu aşılar da mesela ücretsiz olacakmış. 2018 projelerinde. İnşallah bekliyoruz. Girdiler pahalı kardeşim. Evet. Yapamaz olduk. Evet. Yani para kazanamaz olduk. Şimdi, size bunu yapar, yani gerçekten onlardan çok bahsetmek istiyorum. Ben çünkü diyorum asıl amacımız bizim sizin sesiniz olmak. Yani. Şimdi bu size mesela aşılar konusunda benim şöyle bir sıkıntım var mesela. Aşı hastalık çıktığı zaman biz aşıya geliyoruz. He. Yani böyle bir sürekli çok düzenli bir şekilde size geliyorlar mı yani mesela aşı? Yok gelen giden yok. Ayağında ziraat ilçe tarımda tarım, evet. Gideceğim. Bende şu var. Ya çıkmış bu. Olmadan gel beni kontrol et bakalım evet. Bir. Doğru. Yani. Yani şimdi mesela özel veterinere gittiğin zaman sana bir diyor ki işte şu ay şu aşı, şu ay şu aşı böyle bir liste yapıyor. Bu liste o da veteriner, bizim devletimizin de veterineri. Bu listeye göre bizde aşılamaların yapılması gerekiyor. Yani şimdi büyük yerlerde belki yapılıyor bunlar da köylere pek gitmiyorlar gibi geliyor bana. Gelmiyorlar. Evet. Yani şimdi doğru konuşmak lazım. Şimdi... Kendim gideceğim, aşılar pahalı. Evet. Hadi bir şey yok, düğün çıkıyor, ondan sonra gideyim zaten fayda vermiyor aşı. Evet. Aşıyı zamanen önleyici aşı o. Aynen. Anlaşıldı mı? Ya bir de zaten biz şimdi kendimiz aldığımız zaman, mesela benim 120 tane koyunum var. Evet. Şimdi ben kendim aldığım zaman gidip alıyorum, aşı yüzlük. Yani. Şimdi benim o 20 tane aşı vurmama imkanım yok. 2 tane alıyorum zaten aşıları. Yani. 200'lük oluyor. 80'lik aşıyı da çöpe atıyorum ben. Yani şimdi böyle de bir sıkıntı var. Yani ben hadi kendim yaptırayım ama bu sefer de tam sayıda hayvanın sürekli tam sayıda hayvanın olması gerekiyor. O yüzden devletin bunları çok daha iyi takip etmesi gerekiyor. Etmesi lazım. Bizlere güzel böyle. Evet. Anlaşıldı mı? Biz milli servete katkıda bulunuyoruz oğlum. Evet. Çok doğru. Çok doğru söylüyorsun abi. Yani şimdi bu şimdi bir dahaki bölümde mesela sizin yollarla ilgili sıkıntılar varmış. Ya. O suyla ilgili sıkıntılar var. Bunlarla ilgili de bir sohbet edelim. Bu ilk bölümü şimdilik bir kapatalım. Ufak bir reklam arasına gideceğiz. Bu iyi bir şey. Değil mi? İyi bir şey şimdi. Destekleyici bir şey. Bizi teşvik edici bir şey. Yani bu gibi şeyler biz devletimizin
zenginliklerinden ne kadar yararlanırsak o kadar seviniriz evet. yani. Evet. Yani en şeyimiz bizi buralarda varlığımızı görmelerini gerek istiyoruz yani. Tabii. Yani tabii canım bu ülkenin bayrağı nerede sallanıyorsa orası bu ülke yani vatan yani, toprağı. Şimdi biz küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanlar hep ücra yerlerdeyiz. Hep yani, gözden ırak yerlerdeyiz ama bizi de devletimizin görmesi gerekiyor. Gerekiyor şimdi. Bizim çok da isteklerimiz, taleplerimiz çok da büyük değil. Bize büyük ufacık değil. Şeylerle sevindirebilir devletimiz yani. Bir girdi çıktı masraflarımızı desteklemelerini gerekiyor. Evet. Destekliyorlar. Mesela bana geçen sene Halep keçiciliği yapıyorduk. Evet. Şimdi bu Halep keçiliği gavraş düşüyor. Antal düştüğünden ormanda pek gidemiyor. Evet. Anlaşıldı mı? Yelini büyük olanlar var. Ufak olanlar ilerliyor derken ölümler yaşamaya başladım. Anlaşıldı mı? Ondan sonra telefon ettim. Bak ben faizsiz 100 bin lira kredi verdi bana devlet. Evet. 5 sene ödemeli. Dedim kardeşim bak böyle böyle keçiler ölüyor. Ölen keçiyi elleme. Ya ellemedim 3 gün duruyor keçi kokmaya başladı. İşletme numaranı biliyor musun? Ne gelen oldu ne giden. Evet. Kendi çapımda. En sonra Sağlan keçisine döndüm. Biraz daha ufak yapılı olduğundan evet. Randıman veriyor. Ne zaman sahnene döndün? Bu sene. Evet. Anlaşıldı mı? Ötekilere kestirdim, ihtiyaçlarım var. Evet. Sattım, taksitlerimi ödüyorum. Evet. Ama zorlanıyorum yani. Allah kolaylık versin. Yani. Zor. Zorlanıyorum hani. Mesela ki şimdi öyle bir şey ki bir yerden mesela ki uzak yerlerden hayvan aldın. Bu hayvanı sallar mı sallamaz mı? Bunun bilincinde olmadı. Riski var diyor her şeyin. Tabii. Her hayvanın. Yani şimdi bir hayvanın buraya adaptasyon süresi var zaten. Yani şimdi başka bir meradan geliyor, başka bir iklimden geliyor. Adapte olması tabii kolay değil. Halep keçilerini aldım, geldim uzak bir yerlerden. Bu mereye alışamadı. Neden dedim bu? Ben de bilincinde değilim. Bunu bilmeleri gerekiyor. Bu pirnal çalısı, evet. Bu keçi bilmediğinden, çok yediğinden gözleri patladı böyle. Evet. Öyle bir acayip hal aldı. Soruşturuyorum ben bunu, soruşturuyorum. En son bilinçli adam dedi ki, kardeşim bak, bu hayvan bu pirnalı yemiyor. Çok yersem ölürdün. Aynen. O andan sonra yavruları alışık bu meraya. Evet. Yavruları bir şey olmuyor ama ilk alınan hayvan bozuluyor. Meraya adapte olamıyor. Evet. Anlaşıldı mı? Halep'in de sütü iyiydi ama süt miktarı. İyi de işte gavraş düşüyor böyle angebede. Hantal kalıyor aynen. Hantal taştan taşa atlayamıyor. Evet. Hani çalılar memelerini yırtıyor. Doğru. Enfeksiyon kapıyor. Evet. O zor geldi. Şimdi sahnana döndüm. O sesi devam ediyor. İyi. Sahneni de devletten aldın. Nereden aldın daha doğrusu? Öyle ya internete atmış. Bak İznik'in Gürbüzlü köyünden aldım. He. Hakikaten keçiler iyi. Evet. Keçi başı 2 kilo süt alıyor. Maşallah, yani, maşallah. Güzel. Yapı tipi de iyi. Sonra bunların dayanık tipi iyi. Evet. Çamura olsun, şey olsun. Evet. Anlaşıldı mı? Bir işi yaşaya yaşaya öğrenirsin. Öyle kitaptan aynen. Olmaz her şey. Aynen. Aslında sana ben bir şey daha söyleyeyim mi amca? Senin de birazcık şanslıymışsın yani. Sahnen de çok mera hayvanı değildir yani işin açıkçası. Çok meraya gelmez ama senin demek ki meram öyle iyi getirdi. Aynen senin avantajın var yani şey yapmış, şansın yaver gitmiş bu konuda. Yani evet. Halep keçisi kardeşim bak şimdi tamam 40 kilo et yapar. Evet. Sağlığında et bekleme, süt verimi iyi. Hala solduramadım bak keçileri. Gebeleştiler, solduramıyorum ama
iyi geliyor bana. Evet. Anlaşalım. Şey, keçi oğlakları da çıkartıyor musun? Şey yapıyor musun? Burma yapıp? Şimdi burma yapıyoruz fakat. Kurbana çıkartıyor musun yani? Çıkartıyorum. Evet. Burada yani öyle bir talep var mı burma? Çünkü her yerde burma almazlar kurbanda çok. Ya şey duyan geliyor. Evet. İslam'da burma teke varmış. Var. Urtut. Veriyor sana. Anladım, anladım. Anlaşıldım. Vallahi oğlum biz 73-75 yaşına giriyoruz. Maşallah. Allah hepimizi de cebinden çıkartır gibisin yani. Ama bunu doğaya borçluyum. Öyle. Gezmek, temiz hava. Evet. Senin bir de onu da şimdi sohbet çok güzel gidiyor. Şimdi ben başka sorular da soracağım ama işte o kaynamasın diye senin bir de yol sıkıntın var. Yol. Yani yol da çok sıkıntı var. Yara açıyor hayvanların tırnaklarına. Evet. Buradan ne kadar asfalta mesafe? İşte 1000 metre vardır. Ya yani en fazla 1000 metre var. En fazla 1000 metre. Yani bu mesafenin bir şekilde çamursuz halde artık kadastro mu yolu mu yapılır? Nasıl ya yapılır? Ya kadastro mu lazım? Yani? Hayır, ben moloz dökerek, mucir dökerek o yolun bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor yani. Yani düzeltilmesi gerekiyor. İcap ederse ben parasını vereyim ama imkanım yok. Evet. Şimdi. Evet abi. Yani buna bana yardımcı olurlarsa. Yani olmaları gerekiyor. Sen sonuçta burada bir işletmesin. Burada bir yani, şekilde bir şeyler çıkartmaya, bir şeyler yapmaya. İşte et sorunumuz var. İnsanları bu işe teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunlar çok küçük şeyler. Çok küçük sorunlar. Yani, bu sorunların bir şekilde çözülmesi lazım. Dediğin gibi bu yani sonuçta bir yola mıcır dökmek, devletin imkanları bu kadar vardır yani. Olması lazım yani. Yapılması lazım. Yani, bu yolumuzu istiyoruz yani. Yolumu bile alsa bak. Evet. Çünkü bu kara toprak olduğundan böyle hayvan ilaçlar gibi te görüyorsun ya böyle cumbur cumbur yoğurt gibi. Evet. Hayvanlar buraya kadar şey olunca. Asitli herhalde bu toprak ki yara ya yapıyor. Kara yani toprak bulaşıyor, dökülmüyor, evet. Bozuyor tırnağını. Bozuyor. Bir de su sorunu mu var? Su sorunum var. Evet, su yok. Suyum bana bilhassa kış oldu mu taşıma suyuyla getiriyor. Gece donuyor su. Evet. Soğuk suyu içince hayvanlar ishal yapıyor. Aynen, hasta oluyor. Anlaşıldı mı? Ciğerleri bozuluyor oğlum. Aynen. Doğru, haklısın. Anlaşıldı mı? Şimdi bir kere veteriner vardı çok eskiden, ta 75 yıllarında mı ne? Toğman Bey diye. Dedi, dumanı tüteyen suyun var mı dedi. Evet. Yok. Ha işte o dedi sorun. İşte gene halen devam ediyor. Bak 50 senedir devam ediyorum. Köklü suyum olmadığından taşıma suyla derman dönmüyor kardeşim. Ya işte mesela geçen sene çok kar yağdı, bunu anlattım, ben gerçekten üzüldüm. Bunun düzeltilmesi lazım. Geçen sene kar yağdı, samanı sırtımızda yol boyunca saman getirdik, araç girmiyor, şey olmuyor. Girmiyor. Bunlar belediyenin kepçesi geldi de şöyle onu da gör daha bu yoldan işlersiniz. Ya traktör gidemiyor, o sen kepçe geldi ama kepçe gene gidemiyor. Evet. Anlaşıldı mı? Doğru, doğru söylüyorsun. Bir de şeyi de burada kurtlarla ilgili de kurtlarla onunla ilgili yani kurt varmış anladığım kadarıyla. Burada var. Çakal da var diyorsun. Çakal çok. Çakal çok. Yani hiç kaptırdın mı hayvan? Ya dışarıda bir kalmasın hayvan. Evet. Oğlaklığı kalıyor keçi varla. Evet. Tamam. Defterini duruyorlar. Evet. Anlaşıldı mı? Ya köpek hangi birine bakacak? Sürüyle gidiyor. Orada oğlaklamış kalmış bir keçi. Hı hı. Oğlanı da yiyor, keçiyi de yiyor. Evet. Yani kurt var. Ayı var. Burası dağ. Aynen. Domuz var. Domuzlardan çok şeyimiz var ya. Hiç bir misir ekemiyoruz. Anlaşıldı mı? Geçen de Gölcük'ten Deli Mehmet diye biri var. Bir telefon etti bana. Dedi ki Amerika ey dedi vallahi 30'a kadar saydım dedi bak. Misire aşağıdan dere tarafından giriyorlar. Bak gelmezseniz bekleme bir şey kalmaz. Ulan gidin bekleyin bekleyin derken. Bir vardık ki 8 dönüm yerde kıyılarda 2 sıra bakmışlar. Kompleymişler. Bu domuzlara ne olacak? Evet. Şimdi mesela hayvanlara ilgi çıkaramıyoruz.
Bu çakal ve kurtlar aslında işte doğanın bir aslında bir dengesi var. Dengesi. Çakal ve kurtların aslında yemesi gereken o domuzların yavrularını falan yiyorlar. Onları belli bir sayıda tutuyorlar aslında. Belli bir sayının üstüne çıkmalarını engelliyorlar. Ama bizde işte avcılar da yani bunların hepsi birbirine bağlı. Senin de mesela çok inşallah sesimizi de duyuruyoruz bu konuda. Kuvvetli köpeklere de ihtiyacın var senin. Yani bu kurtlardan, çakallardan senin set çekecek bir köpeğe ihtiyacın var. Köpeğe hatta domuzdan da aynı şekilde yani. Yani öyle güzel köpeğe ihtiyacım var. Evet. Senin köpekler var ama anladığım kadarıyla kurtlara yok, yapmıyor yani. Ya geçen sene bak. Geçen sene şurada oğlakları yeni meraya alıştırıyor. Tıkır tıkır ufak çanlar taktım hani tıkır 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 geliyoruz. Bir tane keçi var ki o yeni doğurdu daha oğlaklarla gidiyor. Çıksın diye bekliyor. O arada kapmış, keçiyi kapmış, oğlağı kapamamış kurt. Ta bu yanda buğday var. Buğdayın içinde beyaz bir şey duruyor böyle. Evet. Ulan dedim, komşu köyden bir kabak keçi geliyor bazı buraya. Evet. Dedim ananın gözünü görmüşsün. Şöyle bir gittim benim keçimmiş varsa tutmasın da bir fırladı keçinin kafa altında kalmış. Eyvahlar. Ula dedim bizim keçiymiş. Bir kaldırdım falan şöyle bir baktım yavrulu kurt. Yavrular kaçmamış anası ta uzaktan böyle dikkatli bakıyor. Evet. Tüfeği yanımda gezdiriyorum. Evet. Çok uzaktan gelmiş. Arkadaş bir çıktı, oğlakların önüne çıktı, şimdi çalı tufası var, çalı tufasının burnunda duruyor. Evet. Böyle oğlaklar da hiç haberi yok, onun üstüne doğru gidiyor. Eyvah. Kurdun uğru çok derler ya, doğru. Şöyle çık, tüfek patlamadı. Ulan Allah cezanı olmuş, o bir şey değiştirdim. Şık, bir daha patlamadı. Kurt çekti gitti. Ama o kurda köpek falan bahçeni tamir etmem bana bak aslan dersin. Ha, maşallah. Bah anasını ben hayatımda öyle kurt görmedim yani. Aynen. Bak gök kurtlardan. Aynen. Zorum var yani. Yani. Allah yardımcın olsun vallahi çok büyük sıkıntı yani. Sorunlarımızdan yine bahsedeceğiz. Şimdi buzağlar ölmesin diye bir kamu spotumuz var, bir şeyimiz var. Bakan 2018 yılını buzağı yılı olarak ilan etti. Biz de Çobanın Sesi olarak ben şahsım adına bunu destekliyorum her şekilde. Bizim kanalımız da Bereket TV'de bunu geçen sene anız yangınları, anız yakma ile ilgili de çok güzel kamu spotu yapmıştık. Biz bu tarz şeyleri çok reaksiyon gösteren bir kanalız. Bunun da arkasından gidiyoruz. Bunu da güzel önce olmaya çalışıyoruz. Ama benim şahsım adına bakanımızdan bir talebim var. Buzağlar ölmesin. Kesinlikle ölmesin. Ama bizim bu ülkenin üvey evladı işte küçük baş hayvanlar, kuzu ve oğlaklar da ölmesin. Bu ortak bir çalışma yapılmaz belki ama ben şahsım adına eş zamanlı kuzu ve oğlakların ölümlerinin de önüne geçilmesi için gerek veteriner desteklerinin, gerek aşı desteklerinin buzağlara ne yapılacaksa destek olarak bunların küçük başta yapılmasını şahsım adına talep ediyorum. Bunu da arada geçmiş olayım. Sorunlarımızdan bahsettik. Girdi maliyetlerinden bahsetmek ister misin? Girdi maliyetleri, kardeşim fabrika yemleri zaman zaman üstüne koyuyor da koyuyor. Evet. Biz aynı devam ediyoruz. Aynen. Zarar ediyoruz. Mesela mazot şimdi 5 lira ya. Hır dedi mi yiyor bu. Mazot. Evet. Anlaşıldı mı? Maalesef. Maalesef. Yani girdilerimiz pahalı. Evet. Bir de şu hayvancılığa sesleniyorum bak. Bütün hayvanları bozan su. Su doğaya uygun olması gerekiyor. Evet. Taşıma suyla değirmen dönmez. Akşamdan tankeri doldurup getiriyorum, buz tutmuş. Evet. Şimdi bunu verdiğim zaman olmuyor işte, olmuyor, hayvanı olmuyor. Bozuyor. Bozar. Yani. Hele yeni kuzulamış koyun falan hemen kuzular gider. Yani. Aynen.
tankeri avlunun içine aldırdım şimdi. Çocuğa dedim, oğlum şuraya içeri sok şunu, dışarıda donuyor bu. Evet. Kuzular ishal yapmaya başladı. Öyle kendi bilincimizle. Evet. Bir, ama şurada bir pompa vurulsa bana, ya su derdim giderilse, hayvanı saldığım zaman şöyle hayvan rahat da suyu. Hayvan kalanı sokuyor şöyle buz gibi suyu, bir sallıyor kafayı. Evet. Ama susuz kalıp da adama içtiği zaman mortu çekiyor. Doğru, doğru. Su, yol. Yol. Senin şahsın adına en büyük sıkıntın su ve yol. Yol. Ve bunlar çok, Ahmet amcamız burada kendi imkanlarıyla bir mücadele veriyor. Yani. Ve bunlar çok büyük istekler değil. Bunların inşallah sesimizi de duyarlar buradan. En kısa sürede çözümü olur. Sana bir şey daha sormak istiyorum. Sen hani mısır ekiyordun falan. Sen kendi yemini... otunu kendin mi ekiyorsun dayıcım? Kendim ekiyorum. Kendi imkanlarımla. Evet. Mısır silajı yapıyoruz. Evet. Silaj veriyoruz. Süt yok bunda ama. Hayvanı da besliyor ve böyle bakıyoruz. Saman tarzını... Samanım da var. Var. Kendim arpa ekiyorum. Arpa ekiyorsun. Samanın üzerine el değmiyor samana. 15 liraya çıktı balyası. Çıkar yapmazsan. Evet. Parayla dönecek iş değil, değil mi işte? Değil, maalesef. Herkesin yani, malını... Kendi imkanlarını kullanacaksın. En azından kaba yemi ekilmesi gerekiyor yani, maalesef. Yani... Durum böyle. Ben şimdi program çok güzel sohbetti. Allah razı olsun, diline sağlık. ama artık zaman tabii, dakikalar bitiyor. Ben ufak ufak son sözlerini de alayım. Programı herkes tek tek son sözlerini söylesin. Ufak ufak kapatacağız artık programı. Benim... Tek devletimden istediğim yol, su. Evet. Bak, ben bu işin sevdalısıyım, devam edeyim ama evet. Su soğuk olduğundan hayvanlara dokanıyor oğlum. Aynen. Yol çamur oldu mu hayvanların ayakları bozuluyor. Evet. Hiç değilse şu yola bin metre benim yolum bak. Evet. Şurayı mıcırlayıverse yok zararı. Vallahi parasını vereceğim ama param yok. Anlaşıldı mı? Hani? Doğru. Bunun benim koca devletim bunu, beni görsün buraları. İnşallah. İnşallah. Sesimizi duyurduk. İnşallah yani. Bunu mutlaka birileri duyacak. Sana da bu konuda yardımcı olurlar. Ben de inşallah senden iyi haberlerini duyarım. Yaptılar diye duyarım. Pembe teyzem, son sözlerin olacak mı? Yolumuzu, suyumuzu devletimiz bizi gözetlesin. Tamam. Çok zahmetimiz var. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Senin de son sözlerini alalım. Son sözüm devletimden, fabrikadakiler sigortalı sigortaya için çalışıyor. Evet. Bize de sigortayı ödeyemiyorum ben. Aynen. Hayvancılık yapıyorum, sigortayı ödeyemiyorum. Aynen. Sigortamız olsa bizim de herkes belki hayvancılık yapacak.